Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yeni bir Solunum Sistemi dersine daha hoş geldiniz. Bugün değişik bir Solunum Sistemine girişeceğim. Bugün yapacağımız Solunum Sistemde direkt, chestler ve... dur. Item'ın adını unuttum bir an. Solunum Machine kullanacağız. Hemen bir... İlk önce her zamanki gibi... Ender chest'imizle birlikte Sorting Machine'imizi buraya koyalım. Bölüme başlamadan önce bir maden işleme sistemi koydum. Şurada relay'imizi otomatik olarak atacak bunları. Tüplerimizi döşeyelim. Ve buraya ikinci bir Sorting Machine daha koyuyoruz. Kendimize birkaç tane chest vereceğiz. Direkt Obsidian chest veriyorum. 5 tane chest. Obsidian chest'ler Iron chest modunun eklediği bir şey. Tüplerimizi şu şekilde doluyoruz. Bu tüpleri ayıracağız. Nasıl ayıracağınıza birazdan geleceğim. Ve basit yoldan solar panellerimizi koyuyorum. Ve başka neye ihtiyacım vardı? Battery box. Tamam. Şimdi burada olacak, yapılacak düzeni anlatıyorum. Paint brush'larımızı alıyoruz. Beyaz. Turuncu. Ben şurada magenta, light blue, yellow ve lime. Magenta. Light blue. Yellow ve lime. Bu şekilde gitmek tercih ediyorum çünkü hani direkt geri kalan her şey buraya gitsin. Magenta ve bir renge daha ihtiyacımız var. O da pink. Evet, renklendirmemizi de yaptık. Şimdi buralarda ne yapmamız gerektiğini söyleyelim. Öncelikle burada sadece madenlerimizi koyacağız. Her zamanki gibi standart olarak sadece gold ve iron koyuyorum. Sizler beyaz kısma gidiyorsunuz. Ve bu şu modda bilmediği her şey turuncuya gidecek ve otomatik çekme modunda. Bu da şu modda bunun önemi yok çünkü zaten buna o itemlar otomatik olarak gitmeyecek ve bunun bilmediği itemlar pembeye gidecek. Yani şu sondaki chest'inize. Şimdi magenta, iron, gold ve nikelimizin gideceği yer. Iron, gold, nikel. Light blue, diamond. Burada aynı renkten birkaç farklı satır yapabilirsiniz. Diamond, emerald, redstone, lapis,
Nicolate. Sarı. Wood. Sapling. Ve Apple olsun. Bunun dışında Seed ve Weed'i de koyalım. Ne olur ne olmaz. Bunun dışında Lime, Cobblestone, Dirt, Gravel, Sand ve Flint. Geri kalan her şey ise pembe kısmına gidecek. Tanımlanamayan her şey. Evet, sistemimizi korduk. Şimdi bunu basitçe çalıştıralım. Flintlerimizi atalım mesela. Gördüğünüz gibi flintlerimiz hiç buraya bile uğramayacak. Direkt olarak bu Sorting Machine'den geçip yeşil olarak renklendirilecek. Ve buraya geçecek. Başka ne yapabiliriz? Mesela cobblestone, iron. Iron'ların cobblestone'un buradan direkt yeşil olarak renklendirildiğini, iron ise buradan geçip işlenmeye başladığını. Şurada görebilirsiniz pulverize ediliyorlar. Burada ise pişiriliyorlar. Pişmiş iron'larsa buradan renksiz bir biçimde çıkıp buraya girip magenta'ya boyanıyorlar. Bunun dışında bir başka öyle not daha. Diyelim ki bir sorting machine yetmiyor ki yetmeyecektir de. Bir sisteme birden fazla sorting machine'i bağlayabilirsiniz. Bunun en verimli yollarından biri böyle bağlamak. Ve bu neden backlog oldu. Bazen böyle dur. Bu olmaması lazımdı. Bunun çözüm için şöyle bir şey yapabiliriz. Restriction tube. Ya da şuraya bir filter koyup renklendirme yapabiliriz. Sadece turuncu. Bu iki seçeneğimiz de gayet mantıklı seçenekler. Ben direkt filter seçeneğiyle gidiyorum. Turuncuya boyuyorlar. Evet. Şimdilik bu sistemimizi durduracağım. Gördüğünüz üzere. Bu arada farklı maden işleme yolları da ekleyebilirsiniz buna. Ve bunu direkt şu moda getireceğim. Ardından kendimize tüplerimizi tekrar verip şu şekilde ayarlarsak şu mod direkt en mantıklısı. Ve mesela Emerald, Diamond, Nickelate ve Redstone, Light Blue. Seed, Wheat, Odun, Sapling. Hangi renktiniz siz? Yellow. Yellow. Ancak bunu yaparken ufak bir uyarı, şu moda getirin. Sonuncusu en uzağa bu modda olmalı. Bunun sebebi ise eğer baştakini bu modaya koyarsanız hepsi bilinmeyen chest'e gidecektir. Sondakini koyarsanız en son ona uğrayacağı için ki bunlar aynı zamanda birer filter özelliği de görüyor. En son ona uğrayacağı için direkt önce gidebilecekleri yer varsa onlara gidip orada renklerini alıp gidecekler. Eğer gidecekleri herhangi bir yer yoksa
Burada pembe rengi alıp gidecekler. Örneğimize devam edelim. Ve cobblestone 4. Tabii dustların gideceği yeri ayarlamamıştık. O yüzden onlar pembeye gidecekler. Gördüğünüz gibi bunlar buradan geçti. Şimdi kendimize elmas verelim. Diamond. Precious. Bunlar yukarıdan gidecek. Gördüğünüz gibi ikinci diamond'ı ayarlıydı ve ondan gittiler. Ve renklerini aldılar. Bu sayede çok daha fazla sayıda sorting machine'i bağlı sisteminizde barındırabilirsiniz. Ve bu şekilde gayet güzel bir biçimde her şeyi gitmesi gereken yerlere yerleştirmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ha dur. Buna neden giriyorum ben? Öncelikle bunun kritiğini yapalım. Sorting machine'ler yapımı biraz pahalı. Çok pahalı değil ama azıcık pahalı. Yani bir nebze sağlam bir maden stoğu elde etmeniz lazım. Bunun dışında enerji sağlamanız lazım. Ancak bunlar dışında pek fazla bir zor kısmı yok. Dolayısıyla da ucuz diyebiliriz. Çok pahalı değil. Avantajları olarak kesinlikle özelleştirilebilir. Cidden çok iyi özelleştirilebilir. Chest'lerle ve tüplerle uyumlu çalışıyor. Hatta bu sisteme birkaç tane tüp de bağlayabilirsiniz. Şu chest'ten önce. Bunun yanı sıra gene item işleme konusunda da, nasıl, geri dönüşüm konusunda da bir alternatif öneride bulunacağım. Direkt lime'ımız bizim cobblestone falandı. Kendime lime paintbrush veriyorum. Bunu destruction tube de yapabilirsiniz. Hatta yapayım. Redstone tube değil, restruction tube. Ve recycler'ımızı koyuyoruz. Yanlış yere koydum tabii ki de. Eğer bu chest'imiz dolarsa bunlar gidebilecekleri en yakın inventory, uygun tek inventory olarak buna gidecekler. Eğer inventory olmazsa, yani gidebilecekleri bir inventory olmazsa buna geri dönüp bunun donmasına sebep olacaklar. Dolayısıyla da o çalışmayacak. Ve dolayısıyla da sorting sistemimiz donacak. Evet, dezavantajlarına gelelim. Biraz zahmetli. Her item'dan bir tane örnek barındırmanız lazım. Buna ore'lar da dahil. Chest'lerin yerlerini düzgün ayarlamanız lazım. Ve dolmalara karşı bir chest dolduğu takdirde sistem takılabilir. Ve enerji düzgün bir enerji de kaynağı sağlamanız lazım. Bunlar avantajları ve dezavantajları. Çoğu kişinin uzun zaman boyunca, yani şu anda kullandığımız gelişmiş depolama sistemleri gelmeden önce kullandığı ve benim de bazen başlangıç seviyesi olarak kullandığım çok güzel bir depolama sistemidir bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz Köftenin günler. İyi eğlenceler.